Cenab-ı Allah bir daha böyle nizalara meydan vermesin. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, daim kılsın. Ve Cenab-ı Allah tekrar Sayın Başkanımızdan, ilçemizin kanaat önderlerimizden, Hacı Ömer Bey'den, Kerem Ağamızdan, Osman Bey'den, herkesten Cenab-ı Allah razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hadi hadi Nezef. Fesih. Bu zaman içerisinde dernek adına çok güzel bir örgütleme yaptı arkadaşlarımız, önderlerimiz, akli selim insanlarla beraber. Biz gerçekten bizim bulunduğu bölgede şu anda bize daha çok önemli davalar devam ediyor. Saha çalışmamız var, önder insanlarımız var, akli selim insanlarla beraber çözmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık kan davalarıyla beraber yani 27-28 tane barışma oldu, bunun içinde 5-6 tane kan davası. Diğerleri de biliyorsunuz malum işte ne bileyim tarla kavgası var. Ondan sonra kan davasına dönüşmeden ona benzer vukaları çözdük zaten. Şu anda 8-9 tane önemli davalar var. Akli selim insanlarımız, önderlerimiz, aksaçlı dediğimiz büyüklerimiz. Şu anda onlarla ilgili çok ciddi bir çalışma var. İnşallah en yakın zamanda onları da sonuçlandırırız hep beraber. Yıllar alıyor, bazen aylar alıyor, yıllar alıyor. O konuda biz ciddi anlamda bir çalışma içerisindeyiz. Ve gerçekten bölgede kan davası istemiyoruz. Bu bizleri, aileleri, çocukları perişan eden bir olaydır. Yani artık bu bizim kaderimiz olmamalı diye düşünüyorum. Mezopotamya'nın yarayan, kanayan bir yarası. Bu bir gerçek. Ama biz Metin Ader olarak aşiretimiz içerisinde bunu bitireceğiz diyemeyiz de en alt seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Şu anda kurulan komisyonlarımız vardır. Yani ilk müdahale, ikinci etap ve son aşaması. Yani kendi aralarımızda bir komisyonlar kurulmuş ve sahalarda arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlardır. Ülke genelinde bu tür davaların olmaması, bunun da çoğunlukla cehaletten kaynaklanıyor. Birinci şartımız çocuklarımızı okutmak, bilinçlendirmek ve artık bu zihniyete bir son vermek. Yani bu kan davalarına bir son vermek. Bunun da en temel, birinci temel örneği okumak. En ufak bir kıvılcımda haberimiz oluyor. Bu konuyla ilgili anında müdahalelerimiz oluyor ve bugüne kadar da daha büyük olayların olmaması için çok büyük çabalar sarf etmişiz ve eminim ki derneği kurduğumuz bugüne kadar kesinlikle aşiretimizin içinde bir kavga, bir husumet olmamıştır. Barış işi ekip işidir. Dünyanın en zor işidir. Dünyanın en zor işidir. Bir düşün mesela 3 yıldan beridir biz bir 10 kişilik bir ekip, bir kan davası var, onunla uğraşıyoruz. Bir türlü yani iki tarafı, yani tarafları barıştıramıyoruz. Tarafları bir araya getiremiyoruz. Her gittiğimizde basit bir cümleyle, ya işte bir akrabalarımızı toplarız, fikirlerini alırız, ondan sonra inşallah olumlu fikirlerimizi size bildiririz. Bekliyoruz bir ay, bir iki ay, ondan sonra tekrar olumsuz haber aldığımız takdirde tekrar yine farklı ekiplerle tekrar ricada bulunuyoruz. Yani önemli olan tarafların üzerine etkili olabilmen. Eğer sen tarafların üzerine etkili olabiliyorsan o davayla yani o husumeti barışla sonuçlandırırsın. Ha etkin yoksa çevrede ve çevrede fazla bir şeyin yoksa, önemin yoksa kimse seninle bir husumeti barışla sonuçlandırmaz. Özellikle bizim Metin Anılar Derneği'nin kurduğumuz günden bugüne kadar kavgalar olsun, tartışmalar olsun. Asla ve asla biz meydanı boş bırakmamışız. Anında müdahale ediyoruz ve çok güzel bir şekilde de yani diyalog içerisinde, dayanışma içerisinde, hak hukuk içerisinde en ufak bir tartışmadan tarafları derneğe çağırıyoruz. Kardeşim hak hukukun budur. İşte biz bu şekilde sonuçlandırıyoruz. İnşallah teşrif olabilir ki o direkt çok kıymetli. Yani veya esas bana kültürel meyi